E, ya bunu iktidar çok yaptı. Yani iktidarın yani şu 20 yılı e, böyle üçer yıllık kesitlere bölün. Herhangi bir 3 yıldaki çok yakın dostunuz ikinci bir 3 yılda yok. Yani Beşer Esad'ın e, eşiyle birlikte gelip Cumhurbaşkanı ve ailesiyle böyle e, Boğaz'da şurada burada fotoğraf çektirdikleri o 3 yıllık bölüm. Başka bir üç yılda e, yok. Orada başkaları var karede. Onlar da diğer üç yılda yok. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın müttefikleri de öyle yani. Bir bakıyorsunuz Gülen cemaatiyle e, yakınlar. Bir bakıyorsunuz bir başka bir karede onlar düşmanlar. Bir bakıyorsunuz bir karede PKK ile müzakere yürütülüyor. Oslo'da şurada. Burada bir, bir bakıyorsunuz terörle mücadele falan. Bunu e, 20 yılda e, çok iyi kullandılar ve, ve yani bence tarihin en başarılı Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir e, hatalarının bedelini ödememe ve unutturma konusunda. Ya aldatıldık dedi Cumhurbaşkanı e, işin içinden çıktı hep aldatıldık. Ya iyi de aldatıldığın bir bedeli oluyor. E, şimdi 2011 yılında bakın. Ben ee, o zaman bu Suriye ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyordum. Ee, İstanbul'da ileri Clinton dışişleri bakanıydı, Ahmet Davutoğlu da dışişleri bakanıydı. Bir toplantı yapıldı, Suriye'nin dostları toplantısı. Orada Clinton'la birlikte Ahmet Davutoğlu bildiriye sonuç bildirisine. Ee, Suriye muhalefetinin kendini savunmak için silahlanabileceğine dair ifade ilk defa konuldu. İstanbul'da konuldu. Amerikan Dışişleri Bakanı ile Türk Dışişleri Bakanı kafa kafaya verip e, Suriye muhalefetini silahlandırma kararı aldılar. Sonra bir eğit donat programı başlatıldı. Kırşehir'de Suriye'den muhalifler getirildi. Askeri eğitim verildi silahlandırıldı, Suriye topraklarına bırakıldı. Kendileri üç gün içinde IŞİD'in eline geçtiler. Verilen bütün donatılar da IŞİD'in eline geçti. Bunun gibi yüzlerce şey sayabilirim. Yani biz sonuçta gazeteciyiz ve bunları takip ediyoruz. Batı, Suriye'de iç savaşı başlattı. Ondan sonra hesaplayamadıkları bir durum ortaya çıktı. Rusya devreye girdi. Esad'ın ee, sırtını yasladığı bir askeri güce dönüştü. Hani hep bir klişe vardır ya Ruslar sıcak denizlere inmek istiyor. Putin bunu çok iyi başardı. Bir Türkiye üzerinden başardı. Yani artık Rusların sıcak denizlerde bizzat Mersin'de nükleer enerji santrali var. Mal sahibi oldukları. 69 yıl boyunca işletip Türkiye'ye elektrik satacakları bir nükleer enerji santrali kurdular. İkincisi Laski limanıdır, Suriye limanlarıdır, Suriye'deki askeri üslerdir. Ruslar bu iç savaşı bahane ederek bölgeye e, çöreklendiler ve şu anda Rusya Suriye'nin e, en önemli askeri gücüdür yani. Esa, Esad bugün kendi başına kalsaydı <laughs> bu kadar yedi düvele karşı savaşabilir e, miydi? Diğer ülkelerde Artı gördük yani nasıl sonuçlandığını devrim. Arap Baharında 2011'de. Ha, sonra sonra kim devreye girdi? İran devreye girdi. Açtı Şabi milisleri, şunlar bunlar geldi. E, Amerikalılar diğer taraftan IŞİD'i devreye soktular. cezaevlerini boşalttılar. Aman cezaevinden firar oldu falan. Bütün o e, eski Taliban militanları, şunlar bunlar, e, yeni örgüt isimleriyle Suriye topraklarına yayıldı. IŞİD diye bir belayla karşılaştık. Uzun sürede onlarla mücadele ettik. Ondan sonra ne oldu? Bir dönem e, nüfus cüzdanı bile alamayan Suriye Kürtleri Amerika'nın desteğiyle orada 60 bin ile 100 bin arasında silahlı gücü olan bir garnizon devleti kurma şeyine başladılar. Amerikalılar da onları hem IŞİD'e karşı kullandıklarını söylediler hem de Suriye'nin petrol bölgesi olan Irak sınırında Deir zor vesaire falan oralarda e, konumlandılar. Amerikan devletinin Kurduğu şirketler şu anda Suriye topraklarında petrol ticareti yapıyor. Dolayısıyla 2011 yılında Türkiye'nin bunları öngörecek bir siyasi kapasitesi olmadığından biz bununla karşı karşıya kaldık. Bakın bu ilk yazan benim gazeteci olarak. O zaman Feridun Sinirlioğlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'ydı. Dedi ki, ...göçmen sayısı 50.000'i 50 geçerse... ...50.000 kırmızı çizgimizdir, kapatırız. O kırmızı çizgi de yıl Kaç yıl yıl hep değişti. Geçti. Kaç kişi geçti ya. bilmiyoruz. Milyonlar geçti, milyonlar. Su yolu oldu bizim Suriye sınırımız. Yani bazen Savunma Bakanlığı kuş uçurtmuyoruz diyor... Haklılık payı var. Mehmetçik gece gündüz orada nöbet tutuyor. Acayip duvarlar örülmüş, düzenler kurulmuş vesaire. Ama insanlar sınırlar sınırlardan dolmuşla falan geçiyorlar. Yani mesela İstanbul'da Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı düzenleyen Suriyeli Araplar PKK adına yaptıklarını öğrendik. Öyle açıklandı. Türkiye'ye normal yollardan girmişlerdi. Kimlikleriyle falan girmişlerdi. Yani böyle bir şey oldu, Dolmuşa biniyor, kimliğini gösteriyor, Türkiye'ye geçiyor, bayramda gidiyor, Suriye'ye aileleriyle bayramlaşıyor, sonra tekrar geri Türkiye'ye geliyor. Böyle bir tablo oluştu. Şimdi bu bu yönetimsizliktir, bu başıboşluktur. boşluktur. Ee, çok güzel sosyal medyada görüyorum, ee, halk şunu söylüyor: ee, Biz ırkçı değiliz. Ama bu misafirlik biraz fazla uzadı. Bence çok güzel bir slogan. Çok böyle itidalli bir slogan. Biz faşist değiliz. Biz ırkçı değiliz. Bu, bu Anadolu topraklarında onlarca etnik köken, onlarca farklı mezhep birlikte yaşadı yüzyıllarca. Dolayısıyla bu topraklardaki insanlar ırkçı, faşist vesaire falan e, değildir. Yani çıkabilir azınlıklar çıkabilir öyle bakan, böyle kafa tasçı vesaire falan yaklaşanlar çıkabilir ama e, vatandaş ne diyor? Ensar da bir yere kadar kardeşim diyor. Ben ekmek bulamazken siz benden ekmeğimi başkalarıyla paylaşmamı bekleyemezsiniz diyor. Ben kafamı sokacak yer bulamazken siz bana barına, barınacağım, korunacağım yeri başkalarıyla paylaşmamı söyleyemezsiniz diyor. Yani bu noktaya geldik ama maalesef iktidarın böyle bir niyeti yok çünkü iki şeyden bakıyorlar iktidar ee, İkisi de çok hatalı bir düşünün bu ülke yıllarca doğudan gelen hiçbir mülteci göçmene mülteci olma hakkı vermedi Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 17 kişiye mültecilik hakkı tanınmış hepsi batıdan gelmiş düşünebiliyor musun 17 kişi. Ama bu hükümet döneminde bu göçmenlerin, bu düzensiz göçmenlerin milyonlarına vatandaşlık verildi. Yani Türkiye topraklarında doğmayan Suriye'de vesaire doğan Afganistan'dan işte İran'da şurada burada doğan Türkiye'ye düzensiz bir şekilde göç eden ve vatandaşlık alan artık milyonlarımız var. Ve bunların hepsi oy kullanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu karşısındaki 2 milyon farkı 1.3 milyonu yurt dışından geldi. 1 milyon civarında da Türkiye'deki, Türkiye'de doğmamış başka yerlerden Türkiye'ye göç etmiş vatandaşlardan geldi. Bu kritik bir rakamdır. Yani bu, bu, bunun altını çizmek lazım. Birinci bakış açısı bu. Eyvallah oy veriyor adam. Oy veriyor yani öyle bakıyor beni beni iktidarda tutuyor. İkinci bakış açısı Avrupa ile ilişkiler açısından dikkat çekici Avrupa'ya karşı göçmen meselesi bir koz olarak kullanılıyor. Kayserili pazarlığı demişti Salarım ha Kayserili pazarlığı yaptık demişti açık açık. Tabi salarım ha bak botlara bindiririm Yunan adalarına gönderirim açarım Açarız sınır kapıları. kapımı Yunanistan'a Bulgaristan'a. Dolaşır, doluşurlar. Ee, şey Süleyman Soylu bunu yapmadı mı? Ee, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına göçmenler akın etmedi mi? Orada günlerce kalmadılar mı? Yunan polisiyle e, göçmenler e, işte kedi fare şey gibi e, bir kovalamadılar orada. mı? Bunları, bunları izlemedik mi? Yani insan aklı beşer, beşer şaşar falan diye bakıyorlar ama. E daha yeni oldu bunu. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz da yani. E dolayısıyla da bu iki pencereden bakarsanız bu göçmen meselesini asla çözemezsiniz. Avrupa Birliği para versin. 3 milyar euro, 5 milyar euro biz burada bunları işte kullanalım vesaire falan. E, artı Avrupa Birliği Türkiye'ye bir kötülük yaptığında bak açarım kapıları. Bu bütün bu göçmenlerle siz uğraşırsınız. Ya bütün Avrupa Birliği ülkelerinin yöneticileri konuşmalarına Türkiye'ye göçmenleri Türkiye topraklarında tutma konusundaki başarılarından dolayı teşekkür ederek başlıyor. Bakın bütün Avrupa Türkiye'ye gelen bütün Avrupalı liderler önce Türkiye'ye göçmenleri bu topraklarda tuttukları için teşekkür ediyorlar. Ya şöyle bir göçmen anlaşması imzalandı Türkiye ile Avrupa arasında. Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a vesaire kaçan herhangi bir göçmen Türkiye'ye iade edilecek, onun karşılığında Avrupa ülkelerinden biri Türkiye'den bir göçmen seçip götürecek. Yani bir bakıyorsunuz Almanya'ya giden Suriyeli göçmenlerin yüzde 80'i mühendis, mimar, doktor. Çünkü seçilmiş yani adaya adadan iade edilen bir kişi karşılığında burada konsolosluk üzerinden araştırılmış vesaire seçilmiş ve götürülmüş. Ve orada e, o ülkelerin iş gücüne katılmış, kolaylıkla entegre olmuş vesaire. Biz ne yapıyoruz? Biz Yeşilköy sahillerinde e, aylak aylak dolaşacak olanları seçiyoruz. Dün şeyde gördüm, sosyal medyada gördüm. Ee, Yeşilköy'de yaşayanlar e, sahilleri doldurmuşlar, Türkler yani o, o, o mahallenin halkı e, bir, bir çeşit eğlence yapıyorlar, tıklım tıklım doldurdukları içinde e, Suriyeliler ya da diğer göçmenler Yeşilköy sahiline gelememiş tabii. Nihayet kendi sahilimizde eğleniyoruz diye bunu sosyal medyada paylaşıyorlardı. E şimdi bu, bu, bu nedir? Yani göç düzensiz ama göçle mücadele edecek olan ülkede düzensiz. Yani Türkiye'de düzensiz. Türkiye'nin de bir göç politikası yok. Diyorum ya yani düşünün ya Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 17 kişiye mültecilik hakkı veriyorsunuz. Doğudan gelenlere mülteci hakkı bile vermezken milyonlarca vatandaşlık veriyorsunuz, pasaport veriyorsunuz. Yani bu hani buna ırkçılık gibi şey yapanlar da var. Tehlikeli boyutlara çekenler de var. Onlara katıyan karşıyım. Yani kimse ben, ben şuna inanıyorum. Kimse kendi yurdunu kolay kolay terk etmez. Ya ekonomik olarak dardadır ya savaştadır. Savaşın ortasındadır ya can güvenliği sorunu vardır ya bilmem. Yani mutlaka bir nedeni vardır. Yani kim kim evini barkını yani bütün, bırakıp bütün bütün başka bir Bütün yılların ülkede... birikimini, bütün hayatını tek bir çantaya bazen sırtına alıp hatta maalesef hayatını kaybedenlerin boynunda görüyoruz ya diplomalarını onu bunu falan böyle hani föylerin içine koyup USB'lere koyup evet. yani kolay mı? Dolayısıyla bunun faturasını göçmenlere kesmek yerine bu krizi yönetemeyenlere kesmek lazım bu işi beceremeyenlere kesmek lazım. Ve Türkiye'nin maalesef yani keşke bu işte Sağlık Bakanı, Şehircilik Bakanı, şu bakanı, bu bakanı onlarla uğraşacaklarına bir göçmen bakanlığı kursalar. Şuna böyle çalıştaylar falan yapsalar, bilim insanlarını toplasalar, <laughs> otursalar bir çözüm bulsun, bulsalar. Türkiye'deki göçmen sayısını en azından bilsek. Hangi şehirde kaç göçmen var onu bilsek. Tamamen kaos. Göçmen meselesi şu anda Türkiye'de tamamen kaos. İşte burada mesela işte CHP'nin yani Gaziantep idareydi? Milletvekili Melih Meriç'in paylaşımlarını aktarmıştım daha önce. Ya mesela kentten sokaklardan videolar çekip paylaşıyordu. Sokakların nasıl dokusunun yıllar içinde değiştiğini anlatıyordu ve mesela artık diyordu sığınmacı problemi değil demografik bir problemle karşı karşıyayız. Çok acil bir çalıştay düzenlenmesi lazım diyordu mesela Gaziantep'in milletvekili Kayseri Milletvekili Aşkın Genç yine geçtiğimiz günlerde o olaylardan sonra bir paylaşım yaptı. Diyor ki 150 bin göçmenden bahsediliyor sadece Kayseri'de. Bu şehirde, bu ülkede bunu kaldırmaz diyor. Yani şehirlerin milletvekilleri mikro düzeyde bunun isyanını yapıyor ama o ses işte ama, bir yerden Ama şöyle duyulmuyor. bir yanı da var. Ama şöyle bir yanı da var. Ee, bunu tabii iktidarın bakış açısına dahil etmek istemedim ama belki belki edilebilir. Bir de e, ucuz iş gücü. Öner Hoca biraz önce bahsetti. Kavramı var evet, yani. Maalesef. E, göçmenlerin e, kayıtsız, kayıt dışı ve ucuz iş gücü olarak görülmesi de e, başka bir şey, sorunun başka bir kaynağı. E, aynı şekilde şimdi bütün Suriye'den gelenler yoksul ve kimsesiz değil. Birileri de Oradaki servetleriyle birlikte gelmişler, yatırımlar yapmışlar, <laughs> iş iş kurmuşlar vesaire falan. Yani onları da görmezden gelemeyiz. Onlar da artık yaşamlarına burada devam ediyorlar. Sadece Suriye göçmenlerini istihdam eden işyerleri var mesela Türkiye'de. Yani bu 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 boyutu da var. O sermaye de Türkiye'ye gelmiş vaziyette. Yani insanlar altınlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla gelip burada bir sürü şey yapmışlar. Ya uzun, uzun vadeli sonuçları olacak ve önümüzdeki 20 yılda eğer önlem alınmazsa ciddi sorunlar doğuracak bir tabloyla karşı karşıyayız. i̇ktidar başını kuma gömmeyi bırakmalı. Ve bu sorunu derhal bir beka sorunu olarak, bir milli güvenlik sorunu olarak masaya yatırmalı. Bu sorunu çözmeli. Yani e, Türkiye zengin olsa, zengin bir ülke olsa, e, kendi iş gücümüz e, yetmese, işte ne bileyim hani paylaşacak ekmeğimiz olsa, pastamız olsa, amenna. Onlarla birlikte yaşamaktan elbette mutluluk duyar insanlar.